Değerli izleyicilerimiz, belediyelerde bugüne hoş geldiniz. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda teknoloji dünyasına dair unutulmaz bir buluşma yaşandı. Tech Talk sahnesinde konuşan Serdar Kuzuloğlu, insanın insanı yönettiği son kuşak olduğumuzu ve gelecekte yapay zekayı ikna etmek zorunda kalacağımızı söyledi. Fuar, teknoloji dolu etkinlikleriyle İzmirlilere benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl teknoloji temasıyla kapılarını açarken, İzmirliler unutulmaz bir etkinliğe tanıklık etti. Tech Talks kapsamında sahne alan teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, geleceğe dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Kuzuloğlu, Yeni Çağın Yeni Marifetleri başlıklı konuşmasında, insanın insanı yönettiği son kuşağın biz olabileceğini vurguladı. Bundan sonra insanları değil, yapay zekayı ikna etmek zorunda kalacağız, diyen Kuzuloğlu, teknolojinin dönüşüm sürecinde nasıl bir yol izlediğimizi anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, fuarın bir başka renkli etkinliği de Hazine Avı oldu. 22 bin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, Kültür Park'ta gizlenen şifreler bulundu ve macera dolu anlar yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü heykellerinden, Nejat Uygur büstüne kadar birçok önemli durağı ziyaret eden yarışmacılar, zamanla yarıştı. 53 dakika 8 saniyede tamamlanan yarışmanın galibi Göksu Vaynioğlu ve ekibi, heyecanlı bir maceranın ardından ödüllerini aldı. Kütahya'nın Emet ilçesinde yıllarca halk sağlığını tehdit eden arsenikli içme suyu sorununa nihayet çözüm bulundu. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde sağlıklı içme suyu projesinin açılışı yapıldı. Emet halkı 12 yıllık bir mücadelenin ardından arseniksiz suya kavuştu. Kütahya'nın Emet ilçesi yıllarca halk sağlığını tehdit eden arsenikli içme suyu sorununu geride bıraktı. Geçmiş yıllarda şebeke suyundaki arsenik miktarı tehlike sınırının 60 katına kadar çıkarak halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ancak Emet Belediyesi'nin kararlı çalışmaları sonucunda ilçenin arseniksiz suya kavuşması sağlandı. Emet Belediyesi, 2005 yılında arsenikli su sorununu çözmek amacıyla başlattığı çalışmalarla ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücek mevkisinde bulunan arsenikli su kaynaklarını kapatarak yeni su kaynakları devreye soktu. 2012 yılında Yeniceköy'deki Sorgun mevkisinde yapılan gölet ve arıtma tesisinin tamamlanmasıyla ilçe halkı nihayet sağlıklı içme suyuna erişim sağladı. Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları bu yıl aynı zamanda ilçenin arsenikli sudan kurtuluşu olarak da tarihe geçti. Belediye Başkanı Mustafa Koca, 3 Eylül 1922 Emet'in düşman işgalinden kurtuluşu, 3 Eylül 2024 ise arsenikli sudan kurtuluş günü olacak sözleriyle bu tarihi adımı duyurdu. İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları tartışma yaratıyor. AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediyesinin devasa borç listesini açıkladı. İzmir'i cebinde taşıyanlar ellerini ceplerine atmaz diyerek CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın İzmir ziyaretinde CHP'li belediyelerin SGK'ya borçları gündeme gelirken, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan bu konuda açıklamalar geldi. Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediyesinin borç listesini kamuoyuyla paylaştı. Borç ödemekle, yol yürümekle tükenirmiş. İzmir'i cebinde taşıyanlar ellerini ceplerine atmaz, diyerek sert bir eleştiride bulundu. Açıklanan borç listesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi 7.8 milyar Türk lirası borç ile başı çekiyor. Onu 1.26 milyar Türk lirası ile Çiğli ve 1.16 milyar Türk lirası ile Karşıyaka belediyeleri takip ediyor. Çankırı, İzmir'i cazibe merkezi rotasından uzaklaştıran, çöp toplama gibi temel hizmetlerde bile başarısız olan CHP yönetimini eleştirerek İzmir'in CHP'nin kalesi değil hapishanesi haline geldiğini söyledi. Çankırı,
İzmir'deki CHP'li belediyeleri halkın sorunlarına duyarsız kalmakla suçladı. Yıllardır İzmir'i kötü yapılaşma ve pisliğe mahkum ettiler. İzmir'in bu borç batağından nasıl çıkacağına dair hiçbir vizyonları yok ifadelerini kullandı. Ayrıca yerel yönetimlerin kalkınma projelerine daha fazla odaklanması gerektiğini vurguladı. Menemen'de işten çıkarılan işçilerin direnişi 101. gününe girerken belediye meclisi önünde gergin anlar yaşandı. Polis işçilerin eylemine biber gazıyla müdahale etti. İşçiler haklarını aramak için direnmeye devam ediyor. Menemen Belediyesi'nde 27 Mayıs'ta gerekçesiz işten çıkarılan işçiler direnişlerinin 101. gününde de mücadelelerine devam etti. İşçiler Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı öncesinde belediye binasına yürüdü. Menemen'in işçisi köle değildir, hak verilmez alınır gibi sloganlar atan işçiler haklarını aramak için seslerini duyurmaya çalıştı. Belediye binası önünde işçileri polis barikatı karşıladı. Meclis toplantısına girmek isteyen işçilere izin verilmedi. Bunun üzerine işçiler polis barikatını protesto etti. Polis, işçilerin binaya girmeye çalışması üzerine biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahale sonrası iki işçi fenalaştı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Eskişehir Belediyesi öğrencilere yönelik eğitim desteklerini bu yıl %65 oranında artırarak ailelere büyük bir nefes aldırıyor. Üniversite öğrencilerine 10.000 TL kırtasiye desteği verilecek. İlköğretim ve lise öğrencileri de bu önemli yardımlardan yararlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere ve ailelere sağladığı eğitim desteğini %65 artırdı. Üniversite öğrencilerine birinci dönem için 5.000 TL, ikinci dönem için 5.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL kırtasiye desteği verilecek. İlköğretim ve lise öğrencileri için yapılan yardımlar da 1.000 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşlar artan eğitim masrafları karşısında bu yardımların önemine dikkat çekti. Hasan Altınbağ, kırtasiye ve kıyafet masrafları oldukça arttı. Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları özellikle ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir destek dedi. Bu kadar hayat pahalılığının olduğu bir dönemde böyle yardımların yapılması belediye anlamında da güzel bir şey. Destekliyoruz. İhtiyacı olanlar inşallah Büyükşehir Belediyesi'nin bu yardımlarından yararlanır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin eğitimde fırsat eşitliği yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. 2024-2025 eğitim öğretim yılında gençlerimize desteğimizi %65 arttırdık. Beslenme, kırtasiye ve kıyafet yardımlarıyla ailelerin yükünü hafifletmek istiyoruz dedi. Başkan Aras, bu desteklerin çocukların okula daha mutlu gitmesini sağlayacağını vurguladı. Sevgili izleyicilerimiz, belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.